Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana dans bolca, danssizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Bu dersimizde mantık konusunda ve matematiğin teorik konusunda bazı temel kavramları anlatacağız. Bu kavramlar tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarıdır. Tanım, bir terimi anlamı daha önce bilinen terimler yardımıyla anlatmaya tanım denir. Tanımın birinci özelliği, daha önce tanımı yapılmış terimleri veya temel terimleri kullanmasıdır. İkinci özelliği, ifadesi açık, anlaşılır ve tutarlı olmalıdır. Yani tanımı okuyan kişi temel bilgileri bildiğinde tanımı doğru şekilde anlamalıdır. Üçüncü özelliği, kapsamı tam olmalıdır. Yani ilgili varlıkları kapsamalı, ilgisiz varlıkları kapsam dışı tutmalıdır. Örnek olarak aşağıdaki terimlerin tanımlarını inceleyelim. Şimdi tanım özelliklerini söylerken demiştik ki bir tanım daha önceden tanım yapılmış terimleri veya temel terimleri kullanır. Matematikte tanımı yapılamayan bazı terimler vardır. Bunlara temel terim denir. Bunların tanımı sezgisel olarak anlaşılır. Daha sonraki tanımda da bu sezgisel bilgi kullanılır. Buna örnek, temel terimlere örnek, nokta, doğru ve düzlem kavramlarıdır. Noktanın, doğrunun ve düzlemin matematikte tanımı yoktur. Noktayı açıklarken genellikle denir ki kalemin ucunun tahtada bıraktığı ize nokta denir. Bu tanımdan daha çok izahtır. Yani nokta aslında boyutu olmayan, eni, boyu, yüksekliği olmayan, bir ölçüsü olmayan matematiksel varlık. Yine doğru da aynı şekilde. Bizim bildiğimiz geometride iki noktayı birleştiren en kısa yol doğru parçasıdır. Aslında doğru bir noktalar kümesidir. Düz bir hat üzerindeki noktalar kümesidir. Düzlem de aynı şekilde bir nokta kümesidir. Ama çemberin tanımı vardır. Çemberin tanımı düzlemde seçilen bir noktaya eşit uzakta olan noktaların oluşturduğu küme demektir. Daha güzel bir tanımı söyleyecek olursak, kitabi tanımı söyleyecek olursak, düzlemdeki bir noktadan eşit uzaktaki noktaların oluşturduğu kümeye çember denir. Rakam, sayıları ifade etmek için kullandığımız sembollere rakam denir. Işın, bir doğru üzerinde verilen bir noktadan itibaren tek yönlü sonsuza giden noktalar kümesidir deriz. Dikkat ederseniz, ışın ve çember, nokta, düzlem ve doğru temel kavramları kullanarak tanımlanmış oldu. Aksiyon, doğru ve yanlışlığı ispatlanamayan, doğru olduğu sezgisel olarak kabul edilen önermeler aksiyon denir. Örnek olarak, İlk iki aksiyom örneği Öklit aksiyomları olarak bilinen aksiyomlardır. Herhangi iki doğru arasını bir doğru çizgiyle birleştirmek mümkündür. Bütün dik açı birbirine eşittir. Bu iki tanesi Öklit geometrisinin temel aksiyomlarındandır. Üçüncü aksiyom doğal sayının ardışı da doğal sayıdır. Bu da doğal sayılarla ilgili temel aksiyomlardan bir tanesidir. Yani burada görüldüğü gibi aksiyom her bilim alanında temel alınacak önermeleri ifade etmesidir. Teoremi kısaca doğruluğu ispatla önermeye teorem denir şeklinde açıklayabiliriz. Bir önerme var. Bu önermenin doğruluğunu ispatladığımız zaman buna teorem diyoruz. Daha genel bir ifadeyle P ise Q bileşik önermesi. P doğruyken Q da doğruysa P ise Q bileşik önermesine teorem denir. Yani aslında teoremler P ise Q şeklinde
ifade eden önermelerdir. Özellikle bu önerme doğru olacak bir. İkincisi, P de doğru olacak, Q da doğru olacak. Doğru bir önermeden başlayarak diğer bir doğru önermeye ulaşacağız ve sonuç doğru çıkacak. P ise Q önermesinde P'ye hipotez, Q'ya hüküm denir. Yani hipotezimiz var. Bu hipotezi kullanarak hükmün doğruluğunu gösteriyoruz anlamında kullanılır. Örnek olarak her tek senin karesi de tek sayıdır. Bu bir teorem midir? Şimdi şuna bakıyoruz. P önermesi x tek sayıdır. Hipotezimiz bu. Hükmümüz x kare tek sayıdır. Bunu sembol olarak her x eleman zt ise x kare eleman zt şeklinde ifade edebiliriz. Ha, ispat yapma işlemi şudur aslında. Tek sayının karesine tek sayı göstermek demek 2n eksi 1'i alırız. Bu bir tek sayı. Karesini alırız. 4n kare eksi 4n artı 1. Aslında 4n kare eksi 4n sayıların özelliği olarak daima çifttir. Bir sayı 4 ile çarptık çift sayı çıkar. 4 ile çarptık çift sayı çıkar. İki çift sayının farkı çift sayıdır. Dolayısıyla bu daima tek sayıdır. Ne yapmış olduk bakın? Bir tek sayı aldık. Karesini hesapladık. Yine tek sayı olduğuna sonuca ulaştık. Yani hipotezdeki bilgiyi kullandık. Hükmü ispatladık. İşte bu yaptığımız işleme ispat denir. Karesi negatif olan reel sayı yoktur. 2'nin katı olan tam sayılar çift sayı denir. Paralel doğrular kesişmezler. Düzlemde 4 noktanın doğru parçalarıyla birleştirmesiyle oluşan şekil dörtgendir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri tanımdır? Karesi negatif olan reel sayı yoktur. Bir önermedir. Doğru önermesi teorem olur, yanlış önermesi önerme olarak kalır. Paralel doğrular kesişmezler. Öklid geometrisindeki aksiyonlardan bir tanesini olarak ifade edebilir. Geriye kaldı 2 ile 4. 2'nin katı olan tam sayılar çift sayı denir. Bu bir tanımdır. Çift sayının tanımı. Buna bir aşağıya koyduk. Düzleme 4 noktanın doğru parçayla birleştirmesiyle oluşan şekle dörtgen denir. Aslında denir ile bitiyor. İnsanın aklına ilk gelen bunun bir tanım olduğudur. Biz tanımı açıklarken özellikle bir tanesi demiştik ki ilgili varlıkları kapsayacak, ilgisiz varlıkları dışında tutacak. Aslında düzlemde her 4 nokta doğru parçası birleştiğinde dörtgen oluşturmaz. Bu 4 nokta aynı doğru üzerinde ise bir doğru parçası oluşturur yine. 3 tanesi aynı doğru üzerinde ise üçgen oluşturur. Aslında bu tanımın doğru ifadesi şu olacaktı. Herhangi 3 tanesi doğrusal olmayan 4 noktanın doğru parçalarıyla birleştirmesi olacak şekilde dörtgendir olması gerekirdi. Dolayısıyla tanımdaki yeterliliği sağlamadığı için bu aslında bir tanım değildir. O halde sadece 2 bir tanımdır. O halde denir ile biten her cümle tanım olarak alınmaz diye genel bir kural söyleyebiliriz. Aşağıdaki önermelerden hangisi teoremdir? Ne yapacağız? Eğer P ise Q şeklinde yazdığımızda P doğru, Q da doğru olacak. A şıkkına baktık. Pi rasyonel sayı P önermemiz. 3 doğal sayı Q önermemiz. 0 ise 1 şeklinde biz bu daima. Dolayısıyla bu teorem olamaz. B şıkkı x 0 ile 1. Bu doğru diyelim. X kare küçüktür x. Bu da doğrudur. 0 ile 1 arasındaki sayıların karesi kendisinden küçüktür. O halde bu bir teorem ifade eder. Bu doğru iken bu da doğru. Sonuç da doğru. X kare büyük 1 ise x küçük 0'dır. X kare büyük 1 ise bunu bir doğru olarak kabul edelim bir.
Yalnız bu bilgiden hareketle bu sonuca ulaşılmaz. Neden? Karesi birden büyük olan pozitif sayılar da vardır. Eksi 4 doğal sayı ise kareköküç rasyonel sayıdır. Bu yanlış. Bu da yanlış. Dolayısıyla bu teorem değildir. Hadi dikkat edersek 0 ise 0 aslında 1'dir. Ama teoremin şartı neydi? 1 ise 1 olmasıydı. Karenin çevresi alanına eşittir. Kare için 4n eşittir n kare. Bu daima sağlanır mı? Sağlanmaz. Dolayısıyla bu da teorem değildir. Yani B seçeneği teorem gösterir. Aşağıdaki ifadeden hangisi aksiyomun özelliği değildir? Doğruluğu ispat olarak kabul edilir. Bu aksiyomun bir özelliğidir. Önermedir. Aksiyomun bir özelliğidir. İspatlanır teorem olur. Aksiyomun özelliği değildir. Temel varsayımlar ifade doğru. Her bilim alanındaki temel kuralları gösterir. Teoremle ispatına kullanır doğru. İspatlandığı teorem olur ifadesi neden yanlıştır? Onu kısaca açıklayalım. Aksiyonlar ispatlanamaz. Tanımında söylediğimiz gibi. Doğruluğu ispatsız kabul edilir. İspatlanabilen bir ifade teoremdir deriz. Onun için C şıkkı aksiyon bir özelliği değildir deriz.